Gelinlerimden Aleyna'ya nişanlısından gelen sürpriz mesaj kayınvalidesi Hacer Hanım'ı tabii ki çileden çıkarmış. Buyurun izleyelim. Yılbaşında sen, annem, ben, en sevdiğin sanatçı olan Tarkan konserine gideceğiz. Bismillah dedik, yine bir sürpriz. Nasıl niye başarıyorsun bunu? Ben senin anladım. Annen Tarkan'dan anlamaz. Şarkılarını bilmez, sözlerini bilmez. Ne işin var senin Tarkan'ın? Senin ne işin var? Zaten senin sürekli annen gitmişsin. Çatkıdı çatkıdı nedir bilmez. Aa. Oyun bilmez. Hiç böyle bilmez. Dans bilmez. Bir şeyler hiç bilmez. Aleyna, seni yakalarsam bak yaparım. Yemin ederim yaparım. Ben Tarkan hayranıyım. Buradan da Tarkan duysun artık. Tamam mı? Ben Tarkan hayranıyım. Seni de yakalarsam. Konsere gitmemiş. Bulacağım neredeyse. Kendi başıma gideceğim. Arkadaş grubunu da toplayacağım. 7-8 kişi. Ben de gideceğim oraya. Bütün masraflar bana ait. Gel Tarkan kursuna gidelim. Hadi gidelim. Gerçekten bak. Biz gidiyoruz. Hazırla. Giyeceğin şeyleri ayarla. Orada da kalırız 2-3 gün. Ben de geleyim. Ben de size takılırım. Sen getireceğim. Ben geldim. Ben de geleyim. Çok sinirlenmişsin ama çok tatlı sinirlenmişsin, güldürdün beni. Aleyna'cığım, sen 2024 yılına kendi annen, kardeşin, nişanlınla Kıbrıs'ta giriyorsun. Tarkan konserine. Aynen. Biz de gidiyoruz Nursel Hanım. Ben de Kıbrıs'a gidiyorum neden arkadaşlarımla. Sen neden rahatsız oluyorsun? Çocuk ne güzel. Nursel Hanım götürecek madem hepimizi götürseydi mesela. Senin eşinin planın yok mu? Eşinle baş başa git. İyi senin anne, sen de benim oğlumla baş başa git. Şehir dışında. İyi de senin de baban... Annemi, ailemi yalnız bırakmak istemedi senin oğlum. Benim babam şehir dışında olduğu için. Benim oğluma bak sen. Benim anneme teklif etti. Evet. Şöyle olsa anlarım. Mesela baş başa gitseniz derim ki Hacer ablanın orada ne işi var? Ama anneni götürüyorsan o kadını da götüreceksin. Niye? Doğruluğun mu var? Ben ona karşıyım. Anne giriyorsa ben de öyle yaparım mesela. Eşitlik. Aferin kız. Ya eşiyle planı var demek ki. Benim kayınvalidem nasıl? Biz de karar aldık Nursel Hanım, Gönül Hanım, masraflar benden. Hacer'cim sen ona ayrıca git. Ne güzel bak, yılbaşı planı yapmışlar. Ama baş başa da değiller. Ben onlar için gitmiyorum ki. Ben Tarkan sevdası için gidiyorum. Tamam, her yerde çıkıyor yani Tarkan. Olsun, İlla bir yerde yakalarsın. Kaynanalarla gidecek misiniz işte, plan yapmışsınız. Peki evet. Kenan Doğulu olsa gitmeyecek miydin? Ona da giderdim de ama Tarkan ayrı ya. Ben de ayrı yani. Demek ki konu Tarkan değil. Niye? Hayır, Tarkan. Tarkan yemin değil ederim konu. Hayır. O Aleyna'nın annesi, kız kardeşi gitti. Ben de orada olmam zorundayım, lazım diye o yüzden gidiyor. Gönül Sultanım, sence Hacer Hanım şu an ne yapıyor? Niye yapıyor böyle? Gidiyordu o da. Kıskandığı için tamam, o şeyi kıskanıyor. Ya biz Tarkan'a gideceğiz. Yemin ediyorum, beleş mezar olsa gidecek ya. Çocuğuna kızdı. Dur, Gönülcüm, dur, bir dakika, bir Gönülcüm dakika. Senin de, dakika, sen de dışarıda kalmışsın yılbaşında. O... Tuğba'da Kapadokya'ya gidiyormuş. Ama ben de onu balona koyup uçuruyorum. Nasıl? Uçuramıyor. Nasıl uçuruyorsun? Rica bana ediyorum. Kesin diyor, balona bin diyor. Bir ricam var. Bir daha da gelme diyor. Oğlun da içinde. Yok, oğlumu pindirme. Aşağıda beklesin seni. Sizin yılbaşı planınız ne Beyhancığım? Benim evde. Evde güzel, ne güzel mısır patlatın. Ben çok severim evde mısır olmayı. Patlatırım karelimine. Ben teyzem çok sevdiki. O plan yapmış da karelimine ben plan yaptım yani. Sen hiç kocanla yap. O zaman demek ki yılbaşında ailecek baş başasınız. Yok, biz çekirdek aile planladık aslında. İnşallah. Gamze sen ne yapıyorsun yılbaşında? Planın ne? Eşimle kocamla beraber güzel bir planımız sadece var. Sadece baş başa mı? Evet, anneler baş başa. De var mı? Yok, hayır, baş başa şu an. Kız oğlum kadın tek başına mı girecek yılbaşına? Efendim? Sen yılbaşına mı, tek başına mı gireceksin Hatice Sultan? Olsun, onlar eğlensin. Biz genelde bir gün onlar önce gidiyoruz. O yılbaşında aileyle beraber bir zaman geçiriyoruz ama. Bunu sevmedim, yok. Vallahi hiçbir gelin kayınvalidesini düşünmemiş. 12'den sonra gel ya bizimkiler de benim yanıma. Yok. Biz zaten yok. Dışarıdayız. Bizi hiç düşünen yani yok. Yani Nursel Hanım zaten iki yıl başında beraber geçirdik evde. Çok sıkıcıydı. Doğunca bari beraber olsaydın bundan sen bundan önceki de... iki yılbaşı birlikte evet, miydin? Beraber Hacer'le. Evet. Annen? Annem de vardı. Hep beraber çok geçirdik. Çok güzelmiş. Sıkıydı diyor. Tamam Hacer'cim, daha ne istiyorsun? Beğenmemiş ben, ama. Bu sefer de dedim ki... Çok da sıkılmış kız, ona rağmen ikinci yılda o bile yapmış. O zaman baş başa gitselerdi.
Ben ona razıyım. Doğru. Var ya, baş başa gidince Tarkan ben değil tamam. Sadece. O kadar ama nişanlılar ya, o da ya annesi de var. Tek başına göndermek istememiş. Annesine gerek yok ki. Için. Tarkan tutkunu değil ki annesi. Ya nereden biliyorsun? Benim Tarkan tutkunu. Konu Tarkan değil. Kız nişanlı ya, annesi de baş başa göndermek istememiş. Evet. Ya o yüzden kızına sahip çıkmak için. Valla benim oğlan o zaman niye ne, başına bekçi olarak mı? Bence boşu boşuna masraf etmesin. Gerek yok. Niye? Vallahi. Bu sene 2023'ün sıkı durun son tadımı Beyhan Sultan'la bütün nokta sende bak. Of. Ne yapıyorsan yapıyorsun. Hadi. Sabah Hacer Hanımcığım Esra'nın yanına, editörümüz Esra'nın yanına ağlamaklı gitmiş. Demiş ki ben sizinle bir şey konuşacağım. Sebep de şu, Hacer ve Beyhan arasındaki diyalog. Aynen. Anlatmak ister misin? Ben anlatayım mı? Anlat. Aynı Esra'yı anlattığın gibi anlat. Yabancı tamam. Yok, hepimiz duyalım. Şimdi Nursel Hanım, Beyhan Hanım bana rica etti. Bizim orada biliyorsunuz Afyon'da kaplıcaları bile meşhur. Ben dedi hafta sonu gelmek istiyorum Hacer Hanım. Bize dedi eltileriyle beraber bir yer ayarlar mısın dedi. Benim de kuzenim bir otelde çalışıyor. Tamam dedi, okeyleştik. Sonrasında misafir ettik. Kalmışlar bir gün. Sabahleyin bana bir... Kim kalmışlar? Kaç eltileriyle kişi? Beraber Beyhan Hanımlar. Kaç kişiden bahsediyoruz? Üç eltisi var. Tek başına mı, kocalar, çocuklar falan da var mı? Yok, üç eltisi bir de kendisi. Kadınlar kendileri gelmişler. Kuzenime dedim ki yardımcı olur musun? Benim çok kıymetli bir misafirim gelecek. Hem dedim fiyat konusunda hem de lütfen güzel oda verin dedim. Kaplıcalardan yararlanmak istiyorlar. Tamam dedi. Gitmişler, kalmışlar. Sabahleyin benim kuzenim bir arıyor ki Beyhan Hanımlar saat 5:30'da oteli terk etmişler. Sonrasında dedim ne oldu kızım falan. Düşündüğümü yapmış olmasın şu an. Ben dedim ki nasıl dedim, olamaz, sizde yanlışlık vardır diyorum. Hayır diyor, yanlışlık yok, biz Hacer Hanım misafiriyiz, çıkıyoruz deyip kaçmışlar. Yani onu da demek istemiyorum, kırmak da istemiyorum ama gitmişler, yoklar. Ödeme yapmışlar mı? Kibarcısı firar etmişler mi? Efendim? Ödeme Beyhan abla. Yapılmamış ödeme. Ne kendini öyle yaptın suratını şu an? Ya dedim Allah'ım dedim böyle bir şey olamaz, kendi kendime kahroldum, ağlayacağım. Dedim arıyorum, kendisine de ulaşamıyorum. En sonunda artık Yeşim'i aradım. Yeşim dedim böyle, Yeşim de diyor ki hayır onlar diyor Amasya'ya düğüne gitti. Kızım yalan mı söylüyorum dedim. Sonra neyse kayıtların falan çektim şeysini. Yeşim'e gönderdim orada kaldıklarına dair. Kızcağız da ona öyle söylemişler. Biz Amasya'ya düğüne gidiyoruz demişler. Yeşim'in de suçu yok. Yeşim. Valla ben zaten hafta sonum böyle geçti. Ben sakin sakin hafta sonumu geçiriyordum zaten. Bana dedi ben Amasya'ya memlekete... Sen mi ödedin öyle olunca? Ya mecburen. Her evet. Seferinde zaten ben onun sen arkasına... Ne yapsın? İlk ya değil ki benim için, ilk değil yani. Hep yaptığım şey. Burada bas bas bağırıyorum hani... Hep bana diyor ya bir tane altın neden vermediğimi... insanlar anlamıştır çünkü vermiyorum. Onun saki arkasını saki artık alıyor. Toparlamak istemiyorum çünkü. Bir şeylerin altından da sen çıkma. Hani sen 9 köye gidiyordun bin, düğüne. 9.800 para mı ödedin? Evet, evet Nursel Hanım. Günah. Ya ben şok oldum. Pazar günü Hacer abla dedim ki ne alaka hani arıyor beni. Üst üste açtım. Kadıncağız anlatıyor. Ben şok içindeyim zaten. Tabii o da mahcup oldu. Evet şok oldum. Yani. Kadın da mağdur olmuş. Tanıdıklarıymış zaten. Beyhan abla ne budur bu? Bir dakika şimdi bir dakika. Kendin gerçekten yapıyor bir de eltilerini de ödetiyorsun. Çok sinirliyim bir dakika. Benim bir ailevi sorunum vardı. Aniden çıkmak zorunda kaldım. Ben pazartesi buraya gelmiyor muyum gene? Yeşim aramak ne alaka? Ben de bunu çözemedim. Tamam da otel babamızın oteli değilse... Akrabası ya. Çıkış yapmadan tamam, öldürüyor. Benim akrabam oteli değil ki. Çıkmak zorunda kaldım. Ne fark eder? Yani. Gece 5'te de resepsiyonda adam var. Hemen yani. Bunu Yeşim arıyor. Benim kızım zaten... Sen beni arasaydın Hacer abla arayana kadar. Beni ara kızım ben sen acilen... Sen benim sorunlarımı bilmiyor musun Yeşim? Sorunum vardı. Nursel Hanım. Sağlık problemim vardı. Ne oldu? Bir de 3'te niye çıktın 5'te? Sağlık ailem programla şeyim vardı, sorunum vardı. Çıkmak zorundaydım. Nursel gece. Hanım, evet. Keşke bana bir mesaj atsaydı. Yine amenna. Mesaj da yok, hiçbir şey yok. Çıkmış gitmiş. Sen de ortalığa açıkçası şuna da üzüldüm. Acaba başına bir şey mi geldi? Ona da üzüldüm bak. Bir şey mi oldu? Hani bir haberim olsaydı. Ben Yeşim sen aradım. Sen aradın mı? Efendim? Beyan ablayı aradın aradım, mı? Hiç ulaşamıyorum, yok. Yeşim aradım. Yeşim dedim böyle böyle kızım hani başına da bir iş gelmiş olabilir. Ama dedim bunu söylemek zorundayım. Benim orada çalışanım kuzenim. Ya, rica etmişsin, yer ayarlamış.
sonuçta mahcup olmuş yani. Tamam sağ olsun yaptı ama sonunda ne yaptı? Ya ne yaptı kadın, sen ne ödeme yapmayınca ya, zor durumda kalmış. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir gün dayansaydı sabah biz burada görüşüyoruz. Yahu otel onun mu da bir gün isterse... Allah Allah. Dururdu niye durmuş? Orası bakkal mı ya? O benim ama şey geleydi bakayım. Bak otellerde kapanış yapılıyor. İnsanlar sonra kafana göre ben çıkıp gidiyorum diyemezsin ya. Bakkal mı orası? Amasya'da otele gitsin ben de burada olayım. Orada ağırlansın. Para ödemeden çıksın. Otelciye hiçbir şey söylemez. Aa. Evet. Neden orası hayır? Ya söylemez. Zaten ben de ne alaka ya? Ay sen yani Hacer Amasya'ya gelse, senin ayarladığın bir otelde kalsa hiçbir şey söylemeden çıkıp gidip ertesi gün ödeyebilir mi yani? Öder, niye ödemesin? Biz... Öyle bir sistem mi? Numarayı şey bana da versen Beyhan abla. Veririm, sana da veririm. Herkese veririm. Ama Nursel Hanım, resepsiyon... Bütün ekip nasıl olsa istediğimiz zaman ödüyormuşuz. Ha, parasını almadım. Buraya niye taşıdı bunu? Ödedin mi Yeşim'i? Ödedim, her zamanki gibi. Hiç tamam. Merak etme sen, evet. Hiç. hiç kendini şey yapma, sıkıntı sokma. Ben şunu da söyleyeyim, Nursel Hanım. Hayır, ben size söylüyorum Beyhan Hanım'ı. Biz böyle kabul ettik yani. Bence inanmayın, kanmayın. Daha yeni macun muhabbeti yapmadık mı? Kadından almışsın macunları. Sen Beyhan Hanım, benim parayı ne zaman vereceksin? Ne parası be? Hayırdır, Beyhan ne diyor? Ne parası? Kargoyla ben sana bir koli şey gönderdim ya. Ne gönderdin? Mesir macunu. Aa! Ya Asya ya sen de saçmalıyorsun ya. 250 tane o şeyin lafını ediyorsun. Evet macunları. Ya. Maşallah ben gidemiyorum kaplıcalara. Yok kolyemin borcu Luna Parklarda. 1 liraları topluyor. Param yok param yok yapıyor. Babaannen nerede? O ne yapıyor be? Aha diyor ya. Şeyler topluyor ama anlamadım yine. Para dökülürse toplayın. Ne parası ya? Millet bongala mongala bile paralar dökülüyor. Ben de onları topluyorum. İyi yapıyorsun, aferin sana. Hiç mi insaf yok? Ben senin gibi hazır paraya meraklı değilim. Bu kolyanın parasını ödeyeceksin o zaman. Ben bilerek de zaten para nasıl vermiyorum eline. Zaten korkuma da Gamze'den bir şey istemedim. Yok iste koş iste. Yarın öbür gün benim başıma ben başıma. Sana o kadar sordum dedim. Ne istiyorsun, siz yönetmenize ne istersen getireyim. Hediyelerinizi getirdiniz mi? Hani hoşmerim? Yok. Hani? Biz bu hafta. Ya benimki yol gitmez dedi aynen. Ya. Sordum ben. Bu gidecek tatlı değil dedi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim vallahi. Çeyreği aldık. Ben diyecektim. Vallahi bu aynen aldınız. Bayağı açtım aslında. Göremiyor musunuz? Ben gördüm. Ya. Sen söyleyeyim mi? Tek bilen sensin. Evet. O zaman söyle kız. Aleyna. Ya. Evet. O Gamze. Gamze. Sen çok kötüsün. Gel. Onun ama... kalbine indi. Hayır Hatice Hanım. Onun yarısı aldı. Bizim zaten de bir neyse. Bir saniye olsun, Hanımlar. Hak etti aldı. Hatice Hanım, Hacer Hanım ikinize de hayırlı uğurlu sağ olsun. Ol. Hak etten ikisi çünkü de. Çünkü biz öyle diyoruz. Kalırsa evet. İkisini de kazandı, tebrik ediyoruz. Ama kurada şanslıymış. Hacer ne ya bu Aleyna'nın. Ya kadını tanıyorum zaten. Leyloş mu, teyzoş mu? Biliyorum. Kendimi çok iyi tanıyorum. Benim dünürümün en samimi arkadaşı. En samimi. O zaman... Kendisi diyemiyor, diyeceklerini ona söyletmiş. Bu kadar basit. Ha dünürün söyletti. Evet ben bunu dikkate bile almıyorum. Aleyna mı söyletti yok, acaba dedim. Yok annesi. Annesi herhalde söyleyemediklerini ona söyletmiş. Ben zaten tanıyorum ki. İnsan bir şey yapar yani bak. Gerçekten dünürümü seviyorum ama gerek yok. Arayıp kendisi söylese daha makbule geçerdi bir başkasına söyleteceğine. Buraya sanki çekip de ne oluyor gönderecek. Günaydın kızlar. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Altınımı da aldım sonunda. Evet, ben de bu gözler hakkıyla şey çeyrek alan insan da görecekmiş ya gördü. Çok teşekkür hakkıyla ederim hakkıyla falan değil, ikimiz de aynı kuraya haftalardır kaldık. Haftalardır burada hakkıyla çeyrek alamayanlarla yarıştıktan sonra yemin ediyorum helal olsun. Teşekkür yalnız ederim. Yalnız kuraya kaldık yani o çeyreğin yarısı da benim. Hadi yarısı. Ya. Evet ben sürekli kuraya kalıyorum. Sizin o yakınızdakilerde evet, de benim hakkım var. Tek başına çeyrek alacak yürek yok anladın mı? Aynen. Sen en fazla birilerine ortak olursun. Ondan sonra ilahi adalet ne olur biliyor musun? Tak diye başkasına çıkar. Anladım kadar. Kalmasan daha iyi zaten. Aleyna'cığım tamam yemek yapamıyorsun. Bunu okeyleştik herkes biliyor. Ama
ama sen neden insanları bir annene çektiriyorsun? Bir Leyloş'un varmış. Leyloş'un ne yapacaksın otobüs beklerken de bir saniyemiz, bir müsaade eder misin? Bir videonuzu çekeceğim. Kayınvalidemi getireyim mi diyeceksin? Ben kimseye bir şey çektirmiyorum, tamam mı? Burada beni kötü durumda gösteriyor. Olmadığım gibi biri gibi gösteriyor. Kayınvaliden ben de ondan dolayı... Ablanma eksiğin yok. Hayır, ondan dolayı izleyenler de görüyor. Ya o konuda yani bir şey diyemeyeceğim. Kızım annem, bayağı gidiyor yani. Beni savunan bir video gönderiyor. Bunda ne var? Vallahi bilmiyorum artık ne yapacağını, ne dediğini. Artık yani işin ucunu da koyuverdim. Çünkü kendime zarar ediyorum. Kendimi yoruyorum, kendimi üzüyorum. Düşerdi şunların yakasından. Düş. Vallahi benim evladım söz konusu olduktan sonra ben oğlumu beni ilgilendirir. Ben oğlumun yanındayım. Kimsenin yanında değil. O senin yanında değil ama. Evlen. O benim niye yanımda değil? Artık nasıl şey yaptıysa, oğlumu avucunun içine aldıysa o şekilde oynuyor yani. Beyhancığım hayırdır? Ne oldu senin böyle kaşların arkadaşın? Işıl ışıl bugün final ya. Hayır, benden özendi. Bak bana da taktı kıza. Benden mi özendin kız? Yok, sen benden özendin. Yok, bak benimki. Ama bir şey söyleyeyim, seninkinden daha güzel olmuş. Ya onunki parıl parıl vallahi artık. Final ya bugün, final ya. Gönül Hanım bir şey diyeyim mi? Kaşlar kaşının üstünde ağırlık yapmış. Gözleri kapanıyor. Neredeyse uyuyacak. Yok vallahi uyumaz. Yok işin ucunda. Uyumaz. Puanlama ama var. Haftanın ikinci günü. Ay çok şıksınız ha. Cuma gibi bir şey olmuş. Anlaşılacağı üzere suratlar beş karış. İlk konumuz Hacer kayınvalidem. Evet. Ne oldu yine ya? Hacer'in eller belde. Aleyna da ağlamış belli, gözleri şişmiş. Ne oldu yine? Ne olmuş yine? Hacer Hanım'la Aleyna yine yönetmenin yanına gitmişler. Hatice abla bak sen. Zaten hobi olarak gidiyorlar. Hayır olsun. Çok enteresan bir konu yüzünden bugün yönetmenimize gitmişler. Hadi izleyelim. Ya anne bırak ya. Ya gel gelsin. Ya Aleyna bir gelmeyeceğim. Neyi söyleyeceğiz geleceksin, ya? Gel. Çok özür dilerim. İnanın çok sinirliyim. Ya, ya yeter artık ya. Bu Tuğba, Yeşim. Kızı dışlayıp duruyorlar yani. Bu kadar da değil yani. Yemek yiyecek yer yok. Yani geç sen ya? Şu tarafa. Giyinecek oturuyorlar. Sen şu tarafta giyin. İtme kalkma. İtme kalkma. Elbisesinin altına sakız koymuşlar. Ay, bu nedir ya? Evet. Ya buna mı sakız yapıştı? Yok artık ya. Pantolon giyecek. Pantolon giyecek. Onu giyemedi artık. Bunu giydi. Kocaman sakızı koymuşlar oraya yapıştırmışlar. Serviste gidiyoruz. Sen oraya oturamazsın. Kalk kız ting 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 arka tarafa millet uzanarak gidiyor. Böyle şey var mı ya? 3-4 gündür aynen o şekilde devam ediyoruz. Yeter artık siz ya. Siz ama yarışınıza bakacağım. Onlar ne kadar dışlayacak size? Ama gerçekten göz göre öyle yere de. Sen de ağlama hayatım. Sen niye ağlıyorsun? Bir dakika. Makyaj yapılacaktım. Ben tam oturacaktım oraya. Bir baktım sakız varmış. Ben de görmedim. E kim yaptı mesela? Kim? Bilmiyorum ki ya. Hani sürekli yemek yiyeceğiz mesela. Yemekhanedeyiz. Yanları boş aslında ama yer falan vermiyorlar. Sen de oturma canım onların yanında. Git bir sürü 10 tane masa var orada. Hayır oturduğu yerden de kalk sen buraya oturamazsın. Şuraya otur demez yani. Yani lütfen yani rica ediyorum benim demem belki yanlış olabilir. Hani diyor dur hani Aleyna'yı kayırıyor falan diye. Gerçekten göz göre göre de buna izin veremem yani. Biraz saygı olması lazım. Hepimiz burada evet sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız birbirimize. Tuvalete bile önceden gidip kilitlenir mi ya kabinler? Ya ne alakası var ya? Evet. Yok artık ya. Kim yapıyor bunları? Kimler yapıyor? Yeşim, Tuğba ikisi de yapıyorlar. Yeni gelen de arada katılıyor onların arasına. Artık yeter ya ben bunu buradan çocuk gibi çekip getirmek zorunda da değilim. Ama artık dayanamadım buraya geldi artık yani. Hayır moralim modu bozuldu yani. Tamam konuşacağız ama biz. Tamam biz konuşacağız. Bu çocuk yemek yapacak yani yeter. Hayır moralim modu bozuldu yani. Tamam konuşacağız ama biz. Tamam biz konuşacağız. Bu çocuk yemek yapacak yani yeter. Bu ne saçmalık tamam, ya? Tamam dur bir boyu, bence saçmalığı kendiniz de arayın. Tamam sizi dinledik, izledik, gördük. Hayatında ben bu kadar uydurmasyon gündeme gelmek için kendini yıpratan insanlar gibi. Helal vallahi. Sen gündemdesin. Bir dakika sen yeterince konuştun sıra bende. Hayır yaptığın şey sen kendin de biliyorsun. 5 tane tuvalet var. Evet. Ben tuvaleti beşini de nasıl Nursel Hanım nasıl yapıyorum? İçeriye giriyorum. Birini kilitleyip üstünden atlayıp diğerini mi kilitliyorum? Bu ne saçmalık ya. 5 tuvalet var. Tuvalette adam 30 dakikada iş görüyor. Bir dakika Beyhan teyze yemekhane deseniz yemekhanede 20 tane masa var. Aleyna da hiçbir zaman yanıma geldiğinde kalk demedim.
Pantolona sakız yapıştırmak nedir ya? Çocuk muyuz ya? Yani? Tamamen uydurmasyon. Evet, evet ya. Hadi birini uyduruyoruz. Geri kalanlarını da mı uyduruyoruz? Geri kalan ne hayır. Ya? Öyle iddialar ki sen tuvaletim geldin deyince Yeşim, Tuğba bir anda senden önce fırlayıp gidip tuvaletleri mi kilitliyorlar? Ha, beş kabini birden kilitliyorlar. Kapıyı çalıyorum, hadi çıkın diyorum, çıkmıyorlar. Çok komik yani bu söz. Komik. Şimdi hayır, hadi siz diyorsun, dakika bekledim. Bir dakika. Gamze var mı sence böyle şeyler? Hayır, ben öyle bir durum yok. Sen de katılıyormuşsun arada, öyle ya. Diyor. Evet, üçüne giriyorlar yani buraya. Yani onlardan sonra sıra bana mı geldi? Hiç söylediği hiçbir şeyi görmedin mi? Hayır. Arkada biz nasıl davranıyoruz birbirimize Gamze? Hiç öyle bir durumlar yaşamadık gayet yani hiçbir sıkıntı. Yani ben yapacak olsam Gamze'ye yaparım. Aleyna bizim yanımızda. Aleyna? Ya ben hatta ikisi de sakız çiğniyordu. Sakızın kokusu burnumda hala. Naneli bir sakız, şekersiz. Ne diyor ya? Evet, sakız çiğniyordu. Kokladın mı sakızı? Evet. Ay. Ya, pantolonuma yapıştı. Ne yapayım? Ya vallahi şaka gibisiniz. Ya ne alıyordum ben orayı? Şey anlamadım. Naneli sakız biri çiğniyordu. Kokusu İkisi, burnumda evet, mı? Evet, hepsi çiğniyordu. Yok, ona yapıştırmışız. Öyle bir şey diyor. Hayır, pantolonuma yapıştı. Naneli sakıza mı oturdun? Pantolonuna yapıştı. Nursel Hanım, zaten sakız çiğneniyormuş. Evet. Çiğnenirken zaten nane kokusu aram olduğu zaman duyulur yani. Küçük yerde bile duyulur. Ağzımı koklayabilirsiniz. Ağzında nane kokuyor. Kokusuyla alakası yok. Nane araması normalde çiğneyen bir insanın karşı tarafı durduğu zaman kokusu gelir. Bu kadar demek basit. Ki Aleyna çiğnemiş, almış üstüne oturmuş. Aynen, ben kendi kendime yaptım. Yerden, yeri farkında değil mi ya? Bu bana geçmedi ya vallahi hayat. Geçmedi değil mi? Komik şeyler. Canlısı oluyor bunların zaten ya. Zaten çiğniyorlarmış. Oturunca da sakız kimin ağzında var? Direkt olarak ne düşünürsünüz? O kişinin kimin ağzındaydı sakız? Üçü de çiğniyordu. Ya çiğniyorlarmış. Evet, sakız çiğniyorlar. Çiğniyorlarmış değil. Filan kişi çiğniyordu. Kamera Yeşim, var. Tuğba. O zaman şöyle Tuğba, Yeşim'le Gamze tamam, sakız çiğniyorlarmış. Dediğin doğru olsun. Üçümüz sakız çiğniyoruz. Biz çöpe atmayı bilmiyor muyuz? Aleyna'ya mı yapışır? Sağa sola mı yapıştırıyoruz sakızları? Peki Yeşim, o sakız nereden yapıştı? Bakın, ben size demedim mi? Hacer dönüyor, dolaşıyor, kendini öne atıyor. Her giriş ve tepki Hacer ablada. Konuyu aradı, komşuyu aradı, konu bitti. Dedi ki ben nereden malzeme bulacağım? Bugün de kızlardan çıkar. Tuğba yok, şöyle bir şey söyleyeyim. Sen yanına gitmedin bir kere. Bizim mahallenin evet, gibi elini sallaya duyuruyor. Ay başım ağrıdı. Vallahi hiçbiriniz birinizden farklı değil. Nursel Hanım. Öne çıkmak için diyorsun ya. Senin Nursel Hanım, bu öne biten... çıkmak için nelerini biliyorum. Hem de öyle bu güzel şeyler geldi. Hatırlamıyorum yani. Ya Nursel Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Aleyna'nın üzerine gidiyor olabiliriz. Ama yemek konusunda şahsi olarak... Arka tarafta hatta bizim en küçüğümüz daha çok sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Demek ki öyle gözükmüyor. Hayır Nursel Hanım, bir de serviste de ikili koltuklara böyle uzanıyorlar. Ben ayakta gidiyorum. Asla inanmam buna. Evet öyle. Bak şu an beni kaybettin. Ya Nursel Hanım, ekibimize teşekkürler. Öyle bir araç geliyor ki. İçine 100 kişi sığar ya. Anladınız mı? Zaten servis 12 kişilik. Siz kaç kişi gidiyorsunuz? Nursel Hanım. Siz 8 kişi gidiyorsunuz. Bu arada yasak ayakta gitmek. Şoför ona izin vermez. Nursel Hanım, burada biz tek kişi savunmasız yapılan kişiler 3 kişi. Biz burada savunmasız. Peki ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, bir dakika. Hacer abla bir dakika. Bir dakika, ben konuşmam. O üç kişiye konuşma. Burada asılsız iddiaları atan sen mi bunu söylüyorsun? Asılsızsınız. Asılsız iddia asla yapmam. Yapılmayan şey de burada iddia. Her yer kamera. Neden bir tanesini kamera kaydı yok? Çünkü sen daha çok ustasın ki kamera olmayan yerlerde bunu yapıyorsun. Ya Hacer abla. Tuğba, sen arka koltukta mı oturuyorsun? Hayır. Uyuyarak geliyor. Her bize hep arka koltukta yatıyorsun. Hayır. Hiç uzanmıyorum. Her zaman bir tane kameraman kardeşim var. Onunla da böyle masa gibi VIP'lizinkiler. Geniş geniş. Evet, VIP'lizinkiler. Öyle bir şey olmuş olsaydı. Bir dakika, tezini çürütüyorum. Ona geçen güldüm. Sene biz bir saat kadar yolumuz vardı. Bu sene ne kadar biliyor musunuz? Otel 5 dakika. Nursel Hanım, bir de ben aynı serviste her zaman da gelmiyorum. Ben İstanbul'da oturduğum için aynı araçta bile çoğu zaman denk gelmiyoruz. Ya bu kadar da atmayın yani. Bugün bilemedim ya. Kesinlikle bugün atmıyorum. Bütün yaptığımız şeyler doğrudur. Bu konuda da arkasında duruyorum. Bu şekildeki tezlerimi çürüten insanları kınıyorum. Yazık abla, yazık. Gündeme gelmek için bir insanlara bu söylenmez. Ben bu yönden mi gündeme geleceğim? Ben yaptığım işe gündeme Hacer,
var. Burada Aleyna ile çok uğraşılıyor ama ben en çok uğraşan kişi... Sensin. Hayır, uğraşırsam o benim kızım. Bugün ben ne olduysa bir anne olmuşsun. Ben başkası uğraşamaz onu sorarım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu arada hani direkt size de söylemiyorum. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Haberiniz ola. Öyle bir şey olmuş olsaydı bence... Hacer abla şu dakikayı bile beklemezdi diye düşünüyorum. Zaten bekleyemedi. O dakika herkesin haberi olurdu. Aynen. Ha, burayı bekledi diyor. Bu saate kadar beklemezdi. O dakika herkesin haberi olurdu öyle bir şey olsaydı. Vicdanlık, elbisen yok diyorsun. Çıkarıp veriyoruz ya. Sinir oldu. Bir fotoğraf olurdu, videosu olurdu. Sakızı görünce bittim yani. Baştaki tabağa sadece tuz dediniz. Tuz dedin. Başka hiçbir şey demediniz. Tuzdan yandı o tabak yani ya. Yani Tuğban bugün sen de olmadığını mı, o tabağın olmadığını olmamış mı düşünüyorsun? Evet, hayır, lavaş, olmamış. Lavaş gerçekten olmadı. Bir doğraman da olmadı. Yemek neden? Doğraman da olmadı. Yemek neden olmamış? Bir şey söylemeyeceğim. Olmamış. Doğraman yanlış. Lavaşın yanlış. Tamam. Lezzeti ne diyorsun? Söylüyorum. Lezzeti var, tavuğun pişmesi var, kavrulması var, tadı var, tuzu var. Yani sadece tek bir şeye mi puan verilmesi lazım? Tavuk pişmemiş dedi bu arada. Tamam, bir puanı lavaştan kırmış, yemeğe de hakkı... Tavuğuna da biraz daha pişmesi bak, lazım. Dinle, dinlemesini bil, sonra cevap ver bana. Yani bak, ben laf konuşurken Gamzeciğim, aradan kesiyorsun. Sen bak, konuşturmuyorsun, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen bir sus. Gerçekten burada o kadar durdum, ilk defa hatalı olduğumu söylüyorum, sor bak. Hakkımı sonuna kadar savunurum. Bu kadar da delikanlıyımdır. Hakikaten senin lavaşın hamur, etin de biraz pişmeliymiş. Ben sadece hata yaptım. Sebzelerin hata çok pişmiştiği tart aldın. Bir hata şey yaptığınız tek bir konu var. Cevap vereceğim. Hata yaptığınız şura, evet lavaşı pişmemiş. Bir puan da oradan kırmışsınız. Ama yemeğime söylenecek laf yok. 4 puan vermişsiniz. Gerçekten hayatımın ciddi anlamda söylüyorum ilk defa en büyük hatayı yaptım. Ya verdim bu 4 puan yüzünden ben buradan gidersem, ya Aleyna giderse? 4. tabağa 5 vermişsin. Rakibe hediye geliyor. Sıkı dursun rakiplerimiz. Ya Yeşim ya Tuğba final gününde rakip kayınvalideden 5 puanı havada kaptı. Hazır mısın? Hazır değilim de. Hazır. Birazdan tezgaha döneceksin Aleyna'cığının yanına. Hakikaten bugün beğenildiği halde düşük puan alan gelinler ne yapsa yeridir. Çünkü gerçekten çok ciddi bir ödül söz konusu. Bu tabağımızda rakipten 5 puanı kaptı. Açar mısın görelim hangi gelinimiz? Tuğba! Tek doğru puan verdiğin de benim tabağımdı. Yedikten sonra bile bunun lavaşı şöyle, bunun şeyi eti böyle dedin. Anne teşekkür sana ederim. Bir şey söyleyeceğim. İki saattir söylemeye çalışıyorum. 3 tabakta da biberler nasıl? Söylesene. Kesimleri mi? Kesimleri. Evet. Nasıl? Aynı değil mi? Aynı. Senin 4 verdiğinde nasıl? İncecik kaybolmuş. Pişmesi normal ya değil mi? Ya biliyorum, biliyorum. Biliyorsun. İlk defa biliyorum. Biliyorsun Hacer abla. Biliyorum ilk farklı defa. Ben tabak. Burada kaç, ikinci aya geliyoruz. Biliyorum. Hata yaptım diyorum. Sizin şu an hatanız bana yansıdı. Farkındasınız evet, değil mi? Yansıdı. O yandı ya. Benim tabaklarıma bu zamana kadar hep gelip gidip tuz baharat, benim tabağıma hiçbir zaman olumsuz yorum yapamıyorsunuz biliyor musunuz? Gerçekten tuzluydu ama seninki. Vallahi tuzluydu. Ya, çok baskın yani bana baskın geliyor. Tuzu ya şiye veriyorsunuz, hamura veriyorsunuz da tuza mı vermiyorsunuz? Tuzu artık bahane olarak kullanmayın, geçmiyor bana. Lezzet demek sizin gözünüzde tuz. Bence şey yapıyorsunuz, bu niye şekilde yıldırmaya, delirtmeye çalışıyorsunuz. Yanlış düşünüyorsun şu 5 tane. Aslında şimdi arkanda durayım senin. Teşekkür ederim. Piti piti oynadık ama gerçekten de yorumuna göre puan öyle verdim. Öyle yaptım, gerçekten biliyorum. Gerçekten. Olan burada Aleyna'ya gitti ama onu da zaten beğenmemiştin. 5 puan bugün hem de rakipten de geliyor. Allah bakalım kime gitti. Bu gelinimiz ya Gamze ya Tuğba. Şanslılardan ikisi hangisi bakalım? Aç görelim. Gamze! Afiyet olsun. Dur. Afiyet olsun. Sağ ol. Dur. Piti piti. Şimdi Hacer abla, sebzeleri güzel pişmiş. Etinin birini yedim pişmiş. Bir tanesinde pişme sorunu var. Altındaki püresi güzel olmuş bir. Sen bir şey söyleyeceğim. Soruyorum. Neden?
pişmemiş. Hayır, bir tanesini yedim, pişmiş dedim. Tamam, öbürünü niye öbürüne göre pişiremedin? Yani o, biri pişmiş, biri pişmemişti. Senin demenle olmuyor ki, ben hepsini pişirdim. İyi de pişmemiş. Sen sadece lezzetli olduğu için kulp buldun. Bir de kırmızıydı yani içi. Diğeri nasıldı? Öbürü pişmiş. Yani tam pişmemişse de... Bir şey söyleyeceğim, o piti piti ne ya? Sen o piti piti yaptın, buraya geldin. Ben orada puanlamamı sempatikleştirdim, bu kadar basit. O piti piti, karameli sepeti, terazi, lastik, cim, lastik. Hadi. Çek, 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 çek. Geç, geç, geç. Gelmiyor. Ay var ya, sırf şovmensiniz ha. Sırf şovmensiniz. Ne alakası senden öğrendik. Bizim hakkımızı yedi. O piti piti. Yedi. Senin bizim hakkımızı mı yedi? Evet, hakkımızı ben yedi. Ben daha Hacer ablanın burada hakkaniyetli puan verdiğini görmedim. Ben bir tane yapayım. Hacer'le uğraşırken yanına bir yandaş aldı, ikinci Hacer'i yarattı. Görüyor musun? Bize yandaş diyorlar. Bilemiyorum. Benim kayınvalidem başkasının aklıyla puan verebilecek bir durumda değil. Bak ben bunu puan alamadığım halde söylüyorum. Çünkü ben gerçekleri görebiliyorum. Ama gerçekten değilim. Beş, yani hala anlatamıyorum gerçekten de o nasıl ona gittin, iki puan verdin. Nasıl gittin Aleyla'nın tabağına 5 verdi kayınvalide. Anlaşmışsınız sen o böyle olan bir hakkaniyet mi oluyor? Olmamış tabakların arkasında bu kadar çok duran gelinleri de ilk defa görüyorum. Kızım herkesi tek olarak eleştirin lütfen. Seni tek eleştiremiyorum, bak yanında çift kaynana var. Hayır, tek olarak eleştirin. Na neden halay grubu gibi oraya dizildiniz öyleyse? Halay grubu mu? Ben olsam gelinin yanına bırakmam. Biz şu an halay mı çekiyoruz halay sence? Grubu. Halay grubu. Her şeyi kafasına göre de ya, biz halay mı çekiyoruz? Ya vallahi halay değil de size bence kutu kutu pense daha çok yakışır. Aynen öyle. Piti'den sonra. Allah diliniz yani her kutu şeye pense. Dönüyor yani. Sana da o zaman erik dalı yakışıyor, buyur. Yakışır vallahi oynarım. Benim oynarım. Manken gelin müziğim çalsın. En azından birinci sınıf. Hayır, erik dalı çalsın. Erik dalı da oynarım. Piti. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, iyi misiniz? Sağ ol. İyiyiz be yancım. Sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz, beş gittiniz de. Hayırdır Hatice Hanım, hayırdır, hayırdır. Çeyrekleri alıp alıp duruyorsunuz, hayırdır. Gamze! Gamze, sağlara geri mi döndün? Ya çok şükür. He? Sen daha hiç bulamadın. Evet. Evet, gerçekten. Gelinin diğer kayınvalideleri artık oynamaya başladı. Gelinim yapıyor ki alıyor be yani. He, gelinin yapıyor ki alıyor. Ya Tuğba'ya yanaşıyor, ya Yeşim'e yanaşıyor. Hayırdır, bir hafta sizi... Gitmesinler demeyle gelin de böyle bizi yanaşıyor olur. Onlar güzel yapsaydı onların da puanı yüksek olurdu. Gelinim güzel yaptı ki aldı altınları. Allah Allah. Beyancım güzel yapmasa sen de ben de beşi vermezsin. Evet, hiç kusura bakma. Üstelik de siz verdiniz biz beşi. Lezzetli yapanlara verdiğimiz için eline sağlık, güzel olmuş. Kızlar merhaba. Merhaba. Yine ne oldu biliyor musunuz? Benim hayatımın hep klasik gerçeğidir bu. Yine neyden kaybettim bilin bakalım. İyi niyetimden. Evet. Ya vallahi o konuda gerçekten hak veriyorum ben sana. Yani ben kötü niyetle yapsaydım bunu kinayeli bir şekilde senin kursa gitmeye paran yok diye girerdim. Ben inan Hulusi Bey'e bile ne dedim biliyor musun? Lütfen benim ismimi vermeyin. Heh. Zaten kendi de dedi duydunuz. Tuğba Hanım bunu asla istemiyor ama ben söylemek istiyorum dedi. Aynen yani sen zaten orada Hulusi Bey söylemese benim vallahi aklıma bile gelmez. Aa Aleyna ben de o kursa gidiyorum deyip beraber gidelim diyecektim. Evet. Ya burada kötü niyet yok zaten yani ben Hacer ablanın açıkçası çok şaşırmıyorum. Ya artık yaptığı her değil şey mi? Beni zaten rahatsız ediyor yaptığı her şey. Gerçekten kayınvalidem ilk defa doğru bir teşhis yapmış. Tamamen öne çıkmak için tamamen her yaptığı hareket şov. Peki şok, bu zamana şok. Kadar neden aklına gelmemiş? Eğitim karşıtı bir insan değil, seviyor okumayı. Evet. Ya ben anlamadım, niye böyle bir şey yaptı ki? Vallahi bilmiyorum, kıskançlığından diye düşünüyorum artık. Evet, bence de kıskanıyor. Ya da seni Tuğba'ya karşı, Tuğba'ya karşı bu kadar sinirli olmasının sebebi ne acaba, tepkisi ne? O da tepkisi olabilir. Acaba kime hayır, yani? Hayır, gayet mutluydu. Bir insanın bu kadar hızlı değişebileceğine inanamıyorum ben. Çok mutluydu ve hatta gelinir dedi ki neden az tepki gösterdi? Şaşırdın mı, şok mu oldun diye kendi bile şaşırdı. Evet. Evet. Hacer Hanım Aleyna'yı kursa göndereceksin ya. Tuğba'nın dediği yere gitme, tek ben seni kursa göndereyim diye. Ben kaç bıyıkta gerçekten çok iyiyim. 10.000 lira vereyim de bana bir sertifikalı ya. O öyle oluyor muymuş? Ya para beni gönder, 10.000 lira veriyorum ya. Ha, sen 10.000 lira vereceksin bana. He, 10.000 lira vereyim. Kaçta, bıyıkta gerçekten çok iyiyim. Ciddi misin sen bu evet, teklifte? Ciddiyim.
Aa, çok şaşırdım ya. Niye ya? Ne bileyim, çok şaşırdım gerçekten. Yani böyle bir şey olabilir mi acaba? Ya niye olmasın? Ya olursa sorarız. Olursa yaparsın. Olursa yaparız diyorum. Olursa ama değil, olduracağım. Tamam, 10.000 liraya hakkını veriyorum bakalım. Ver 10.000 lirayı. Vereceğim. Hadi ver. Yeşim, yeşim. Ben güzellik uzmanı oluyorum, güzellik uzmanı. Ne? Kaş, bıyık, sırada da ben zaten çok iyiyim. Aleyna'nın hakkını 10.000 liraya bana bir şey yaptı, bana. Dön, ne oldu? Ha, güzellik uzmanı olacağım. Heyecanlama, sakin ol. Sen şimdi özellikle sakın bana kaş kontür uzmanı falan olmaya karar ya verdin bak, deme. Ya bak güzel, kaş, bıyık, sırada uzman olacağım. Sırada. Kaş, bıyık, sakal, tıraş, sırada uzman olacağım. Hacer Hanım 10.000 liraya bana şey yaptı. Onun sertifikasını ben alacağım. Yeşim bak, benim biliyorsun değil mi görümcemleri? Onların kaşları, bıyıkları gür oluyor. Biz çok iyi para kazanırız. Buradan sesleniyorum ey Türk halkı. Ya kız sus, sus. Sakın sus. Kayınvalidem yanınızdan, sus. İzinizden bile tüylerinize, kıllarınıza dokunmasın. Ben söylüyorum. Şimdi Beyhan teyze bu 10.000 lirayı nereden çıkardı o ki? O zannediyor ki 10.000'i ona verecekler. Şu an bu bence yanlış anlamış bir şeyleri de. Ya Beyhan Hanım, gerçekten inandın mı buna? Niye? Senin vallahi şovunu görmek için böyle ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ben gerçekçiyim. Ya böyle bir şey yapacağım nasıl düşün? Dedim ki ne yapacak bakalım dedim. Hemen heyecanlandın ha. Ya niye ki, niye ki? Güzel bir şey, meslek, hem para kazanıyor ya, hem güzellik uzmanı ben oluyor. Ben bak eğitime karşı değilim. Gidip başvurup kaydolup olabilirsin. Ya ben bilmiyorum. Sen bana Tuğba Aleyna'ya ön yol oldu. Tamam, ben oldu. De senin elinden tutup götüreyim. Tamam çocuk, tamam gibi gidelim. Tamam mı? Gidelim, ben seni yazdıracağım. Tamam. Kendim yazdıracağım. Tamam. Ve veliğinde ben olacağım ama. Tamam ol. Tamam mı? İlk tabağı kimse yorumlayamıyor ki. Evet evet, doğru. Yani haklısın. Bunu yıllardır biz görüyoruz. Emin ol benim senden ya daha çok öyle tecrübem de, var. Tabii ki öyle. Senin tecrübelerine güveniyorum. Ondan yana sıkıntı yok. Ama ben de diyorum ki bak, yani hani kalın olabilir, az oymuş olabilirim ama lezzeti aldığı için verdim puan. Hayır, sosa verdim diyor. Tamam işte, lezzet alıyor. Sos. Aynı şekilde Gönül teyze de aldı lezzet ama puan vermedi yani. Sonra da puan verirken dedi ki hayır dedi, Nurselam dedi, en sert 4'e dedin dedi. Daha ne bekliyorsun? Evet, sen niye ona puan veriyorsun? Sen niye ya, puan veriyorsun? Ya sosunun rengi işlemiş. Ve kreması çok ya, güzeldi. Ya sosunu ondan alacaksın. Ondan dolayı aldı 3'ü. 5. Rakibe 3 gitti. Şimdi hayır, rakibe sos. Bir de 5 geliyor, tadından yenmez. O rakipler ya Tuğba ya Yeşim. Tuğba mı, Yeşim mi? Haftanın ikinci günü, rakipten geliyor bu puan. Aç görelim. Yeşim. Afiyet olsun. Allah, benim tabağıma 5 vermenize de şimdi şaşkınım. Şimdi Hacer abla bir şey söyleyeceğim. Niye şaşırdın? Tabağım. Genelde en beğendiklerine güzel tabaklara puan veriyor. Yok, en pişmiş seninkiydi. Evet. Niye en pişmişe verdin? Sen en kötüye verirsin. Evet, hayır, şaşırdım canım, ben de. Niye kötüye veriyorum? O zaman kötü olmuş sizinki. O zaman seninki kötü olmuş. Bana az önce dediler ki, görünenlem dedi ki en pişmiş seninkiydi dedi. Evet. Onunki pişmiş. Hani ayvadan ayvaya değişiyor ya hani. Hayır, imkansız. Ben ne dedim orada? Bir şeyi kaçırdım bak Tuğba'cığım. Ben neyi kaçırdım biliyor musun? Şunu söyleyeyim. Benim tabağım kıtır kıtır değildi. Keserken zorlanmadım. Şunu söyleyeyim. Kremam küçüklü, iki gibi sıvı değildi. İki almadı mesela. Benim sosum da lezzetliydi. Benim tabağım çok güzeldi. Sen bana 5 veremezsin. Durdun ya, en son bir vereceğin tabağa döndün bir verdin. Şunu söyleyeyim, sizin ayvanız dedim ya, küçüklü büyüklü olabilir ayvalar. Evet. Ve kimi ayvaları bıçakla bile kesemeyebilirsin aynı yerden almana rağmen. Ayvanın tamam. Oluş şekli odur. Ya sen bana ayvanın anatomisini anlatıyorsun ya. Niye? Niye? İlgilensene işine, gelmiyor. İşine bak. Gelmeyince anlatımı anlatma. İşine gelen anlatımını koy, işine gelmeyen insanla. Ne anatomisi ya? İşte senin yorumun bu. Ben de olmayan tabakları artık verme, verme. Ben olmayan tabağı değil, olan tabağı verdim. Olmayan tabağı verseydim Aleyna'ya da verdim diyorum. Olmayan tabağı zaten Hacer verdim. Hacer abla bırak ya. Dördü kesemedim be. Tek yorumuna göre puan verdiği tabak benim tabağım. Evet. Evet, tek ben ona şaşkınım. O yüzden her şeyini beğendim dedi. Ben ona dedim ki kesin 5 vermeyecek. Bir doğru puanlama yaptığınız benim tabağım.
Gerçekten evet. Yani. Niye bak öyle geliyor da öyle geçiyor. O zaman senin tabağın da olmamış. Hadi ben şaşkınım. Ben diyorum ya. Oraya gelince aşkınlar. Kötü olunca biz kötü. Ağzıyla ne dedi? Ben olmuşum. Ağzıyla ne kapısı gibi. Bir oraya bir oraya dönüyor. Hayır. Biz vallahi sizin yaptığınız yorumlara göre konuşuyoruz. Biz rengim kafamızdan uydurmuyoruz. Tamam. Burada ne yorum yapalım? Beğendiğine veriyor. Beğendiğime verdim. Gülenay en son gelin buradan nasıl gitti biliyor musun? Hacer abla zehirlenmesi yaşadılar. Kayınvalidesine tak diye beşi gelinine buradan aldı. Senin gelinin yapamıyor, kötüye ver dedi. Onları gönderdiler. Sonu ona benzemesin. Ya of, benim kayınvalidem de Gazze'ye verdi ya. Sonunu ben düşünürüm. Nasıl başladıysan öyle gidermiş. Ben de çeyrekle başladım. Aleyna! Allah Allah, Aleyna'ya bak sen ya. Şükür. Aa. Aleyna'cığım bayağıdır uğramıyordun buralara. Evet. Hı? Umarım bu sezonda altınla bitiririm. Yani size bunu söylemek görüp istiyorum. Görüp görebileceğin evet. Tek altın bu altındı. Bari buradan git evlen de birkaç altın gör. Hı-hı. Kayınvaliden ya. Sana altın taktım. Benim... Çünkü ben sana başka altın vermeyeceğim. Bak, güzel elleme. Bırak buradan 3-5 çeyrek alsın da en azından çeyizini tamamlasın. Sonra sağdan soldan çeyiz dileniyor. Ya Allah aşkına artık benim şu muhabbetleri bir geçin ya. Yok çeyiz... Bak. Ay sıktınız artık. Ne istiyorsunuz ya? Ya bak. Madem burada... beni bu kadar çok düşünüyorsunuz o zaman... Bir bana çeyiz şey, bana hediye anket alın. Anket falan yapalım. Hani Aleyna'ya destek olanlar. Senin çeyiz destek olun o biz zaman. Gelmiyoruz. Burada kocaman masa doldurup çeyizini sergilen, çeyizini her gün konuşan, milletten çeyiz aldıran sensin. Aç. Bayağı havalı kız. Neyini beğenmedin? Neyini beğenmedin? Hemen Beyhan gel kız gel. Uzman olarak. Ay bu patikler çok güzelmiş. Ayağıma giy ayağıma. Kim yaptı bunları? Annem. Annen mi? Çeyiz gündemi yapmadan sensin. Bak ben millete sensin. Çeyiz falan aldırmadım. Kime aldırdın Gönül Aleyna? Teyze, ben kimseye bir şey aldırmadım. Aldırdım. Gönül annemi biliyor musun Gönül? Hayır aldırdı. Beni bir dinle ya. Hayır beni bir Gönül dinle. Gönül anneme çeyiz dirdirdi burada. Ben ay, şu of. Geri bana iade çeyiz almayan Gönül Aleyna'yı ne aldı? Gönül teyzeden ben borç istedim tamam mı? Bir gün Gönül istedim ertesi günü hemen ödeyecektim. Bunları kesinlikle yanlış anlatma. Borçtu. Hacer Hanım bak kızlar ne diyor duyuyor musun? Aleyna çeyrek aldı ya dün. Onunla çeyiz alsın bak kızın çeyreklerini dokunma Hacer'cim. Ya iyi de çeyizi zaten annesi yapacak. Ne alakası var? Hem aldığı şeyler biz ortak anlaştık ortak olacak. Aa. Yok öyle evet. Vallahi ben oğluma her aldığıma kendi aldığıma oğluma da koydum. Öyle bir şeyler hazırladım ki çeyiz. Çektim evde de getirdim burada siz de göreceksiniz. 18 yaşından beri oğluma yapacağım her şeyi yapmaya çalıştım. Aa. Yönetmenim siz verebilir misiniz ama çektiğim görüntüleri? Bugün sizlere oğlum için hazırlamış olduğum eşyaları göstereceğim çeyizi için. Bu gelecekte doğacak olan torunum için hazırlamış olduğum bir kapı süsü. Sürpriz! Çeyiz nasıl olurmuş bir görelim. Torunum için hazırlamış olduğum bir battaniye ve oyuncakları. Bunlar Aleyna'nın kullanacağı tepsiler. Çay takımlarımız şöyle. Termosum, sebilim, kahve fincanlarım, çatal, kaşık, bıçak takımlarım. Başuçları için almış olduğum sürahileri. Bu da yatak odası pike takımım ve gümüş rengi tercih ettim. Modelini kendim seçtim yine. Uçlarını yine kendim ördüm. Aradan telleri kendimin. Beyaz takım mutlaka bir tane olur bizim burada. Bunlar yine tepsilerim. Ahşabına kadar kendim boyadım. İçlerini kendim yaptım arkadaşlar. Rölyef çalışması. Bunlar yastık başları. Takı yastığı da deriz biz bunlara. Bu da eğin oyasından. Gelelim havlularına. Bunlar dantelden havluları. Bunlar günlük kullanabileceği havluları. Seccade takımı. Ve burada Aleyna için yapmış olduğum bir hediye var. Aşk salıncağı. Bu da bir tablo. Bu da kağıt sanatından yapıldı. Bu yeminlerimiz tek tek tığ iş ediyoruz biz bunlara. Eğin oyası bunlar. Ellerimle yapmış olduğum bir el buketi. Aleyna için yaptım. Şu şekilde bütün olarak bir kere daha göstereyim. Güle güle kullanın. Kermes. Aleyna, senin de aşkasına yalvarıp oturup ağlamana gerek yok ki. Kayınvaliden her şey baştan sona düşünmüş bak, ya. Hala beni sinirlendiriyor ya. Yalvarıyor oturup ağlıyor diyor. Bak. Vallahi başkasına tamamlatmana gerek yok. Kayınvaliden bak. Baştan aşağı o zaman kayınvaliden yani. Bana diyecekti ki oğlumun benim çeyizleri var.
Sen de kimseden isteme. Ben kimseden istemedim. Bak borç. Kendi bir şey söyleyeyim. Sen bunları ilk defa mı görüyorsun? Evet ilk defa görüyorum. Bunlar erkek çeyizi mi ya? Evet erkek çeyiziymiş. İlk defa bir görüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunları ilk defa görmen çok saçma. Bu kız çeyizi gibi ya. Sen kızlara yaparız. İşin gücü ne ya? Aa, vallahi hiç yapamam. Vallahi ben şöyle düşündüm. Eğer Allah nasip ederse dedim. Hani bir gelinin çeyizi olmazsa dedim. Mağdur olmasın bizimkileri şey yaparız diye düşündüm ama hiçbir zaman da Allah razı olsun demediği için Aleyna açıkçası da şey yapmak istemedim. Sen ne istiyorsun şimdi? Tebrik mi bekliyorsun bizden? Tebrik asla beklemiyorum. Vallahi özene bezene yaptım. İyi ki de yapmışım zaten yani. Zaten özene bezene yapsan da bu kızı burada aylardır etini canlı yedik. Çeyiz, çeyiz, sen çeyiz. Madem çeyizin var da... Getirseydin. Getirseydin de o şeylere... Niye getireyim? Bu? Annesi bu? Var, babası var. Yapsalardı getirseydi. Ben niye getireyim değil mi? Kızım çeyiz ayrılır. Gösteriş gösteriş. Gösterişle alakası yok. Ciddi anlamda eğer o bana deseydi ki anne güzelce benim çeyizim yok. Sendekiler böyle bir şey teklifte bulunmadı ki ben ona getireyim. Yani şöyle de bir şey var. Ben çeyizin olduğunu duydum ama benim kayınvalidem öğrencilerini toplamış. Yani kendi çeyiz olsaydı bir sahne. Bunlar öğrencilerin yaptıkları mı olabilir. Yoksa? Olabilir. Evet olabilir. Olabilir. Bana da mantıklı geldi. Şaka yapıyorsun. Evet şey öğrencilerin ya. Yaptığı olabilir yani. Çünkü ben bak, görmedim daha önce. Hepimizin aklına kerme, sergi. Evet, evet, çeyiz evet, gelmedi evet. Yani. Hacer duydun mu bak Aleyna ne diyor? Hı. Sen el sanatları öğretmeniymişsin ya. Evet. Öğrencilerden toplayıp çekmişsin. Bak bak. Ya ben erkeğe çeyiz yapmasını yani... Aleyna! Aa, geldi. El emeği göz nuru şerir mi? Nasıl laf edersin ya? Öğrencilerin kim öğren? Ben öğrencilerimden niye toplayayım? Elim işliyor, gözüm işliyor. Hiçbir kabahat bulamadım, bunu mu buldum? Ben bugüne kendin kadar görmedim oğlunun çeyizlerini. Ben oğlunun çeyizlerini bugüne kadar görmedim ki. Niye göstereyim sana? Olabilir, öğrencilerinin de olabilir. Öğrencilerine yaptığınız olabilir. Elimi açıkta sana göstereyim niye ben bir sandığı yok? Efendim? Niye bir sandığı yok, kurçu yok? Niye yok? Senin yok, senin olacak o sen beni eleştirme, benim tüm çeyizlerim hazır, tamam mı? Sen beni geldiğimizden beri çeyizden vuruyorsun, sonra da burada kendini kanıtlamaya çalışıyorsun. Gördük, sen o çeyizlere nazaran benim çeyizleri görünce tabii ki utandığın için böyle bir kork buldun. İnsan bir der ki, Allah razı olsun, ben yapamadım anne ama annem yapmış. Benim neyi bekletmişsin? Ben buraya bir masa getirdim. Niye sen benim çeyizlerime dedin çünkü ki? Çünkü kendin mahcup olduğun için diyemezsin. Ben mahcup falan değilim, tamam benim alnım ak. Zamanını boşa harcamışsın, böyle makyaj yapacağına keşke eline bir iş alaydı ya çeyiz. Hala makyaj diyor, benden daha fazla yüzünde makyaj var. Doğru söylüyorsun, helal olsun kız hala sana. Hala makyaj diyor ya. Ben buraya bir masada getirdim sana beğendiremedim, yaranamadın. Yok neymiş modası geçmiş de, şöyle de böyle de. Sen emekleri hiçe saydın. Çok sinirlendin yoksa öğrencilerin hayır mi? Öyle bir şey yok. Kendi elimin emeği. Evde de şimdi yok, şu Hacer, an bunda bir şey var. İsteseniz şu an getirebilirim. Hayır ben onun dediğine sinirlendim. Sizin dediğinize değil. Onun ona yapmış olduğum şeyleri kulp buluyor. Ben olsam şayet ben gelin olsam derdim ki anneciğim teşekkür ederim bu kadar demez, şey yapmışsın demez. Derdim yani. Sakin ol. Orada bir emek var. Emeğe karşı böyle saygısızlık olur mu? Şimdi arkadaşlar hakikaten Aleyna da aşırı çıkı çıktı. Çok güzel yapmış. Eline, ya koluna bak, sağlık. Ya ben bak emeğe saygı duyan bir insanım. Orada diyor öğrenci, ya öğrenci bana niye yapsın, niye isteyeyim? Öğrencinin de kendine göre evi var, damı var. Bana asla öyle bir şey, bir öğretmen nasıl yok, ister? Yok güzel yapmış. Ben yapmam. Sağlık, ben bunu kendi elimin emeği zaten. Kendi bölümüm. Ben kendi çocuğuma niye yapmayayım? Ya dün ne güzel olaysız bir gündü. Evet. He? Bugün değil mi? Gözlerim de çift görüyor. İyice yaşlandım. Şey Aleyna'nın kafasında şapka görüyorum şu an. He? Evet. Doğru mu? Hadi bunlar doğru mu? Şu an. He? Gömlekler? Aa gömleğiniz de aynı. Şu an onu gördüm. Evet. Pantolonlar da aynı aslında. Alt tarafı göremiyorsunuz. Şuradan bir yan yana yürüyün Allah aşkına. Ben bunu kaçırır mıyım? Aa. Dur. Dur müzik versinler. Yaka kartı. Aa şu an. Gel. Yürüyelim mi? Harika şunlara bak ya. Gönül su. Komik mi yani? Bence de komik mi? Komik mi yani şu an bu?
Var bir nedeni var Nursel Hanım. Nedeni var. Yoksa neden böyle giyineyim? Nedenini sen bence birkaç hafta öğrenirsin. Buradan alkışlarla giderken. Sevilay'cığımı şurada yarışırken izlerken evde. Allah'ım ben ne yaptım dersin. Ben bırakmam kızımı. Çok güzel olmuşsunuz. Ona lafım yok. Ama yani bu arada ne kadar çok benziyorsunuz. Böyle şey şöyle oldum yani. Gerçekten bak. Bak şöyle bir bakar mısınız? Bak. Gençliği. Bak. Küçük gönül, küçük büyük gönül. Biri gönül, biri gönül su. Makyajlar aynı. Gönül su isim değişmiş. Ah Hacer'le Tuğba'yı acıdım şu an. Hadi gidin. Hadi en gidelim. Sevilen. Çok komikler. Gelin kayınvalide. Çok güzelsiniz. Bu ne ya? Teşekkür ederim. Var bir sebebi dedi bir ama sebebi onu bir aldım. Evet bir sebebimiz var. Var bir sebebi dedi. Evet. Öğrenirsiniz. Gerçekten merak ettim. Dün burada yüzümüzde güller açtı ya programı açarken. Evet. Bugün olmazsa olmazdı, bir olaysız günümüz olmazsa olmazdı. Dün Aleyna'ya gelen güzel haberle çok mutlu olduk hepimiz. Ancak bu güzel haber maalesef yerini gerginliğe bırakmış. Dün ne ara ne yaptınız bilmiyorum. Program bitmiş, kameralar kapanmış ve siz birbirinize girmişsiniz. Evet. Evet. Ne olmuş ben de görmedim, izleyelim. Tuğba bir şey söylemek istiyorum. Sen neden benim gelinle şey buluyorsun? İstemiyorum ben sizin bulmuş olduğunuz şeyine. İstemiyorsa gitmez. Ben izin de vermiyorum, gitmiyorsun. Sen benim ölümü mü kesiyorsun Hacer abla? Ölümü değil her şeyini. Benim gelinimle alakalı hiçbir şey yapmayı neden istemiyorum. Neden bu kadar sert gidiyorsun? İstemiyorum. Ki? Seninle alakalı hiçbir şey benim gelinime olsun istemiyorum. İstemiyorum, gel. Allah ne istemiyor? Hiçbir şey bir hayrın yaptın ya. İstemiyorum. Şu kıza bir ben tane hayrın vallahi yok. Vallahi hiçbir şey anlamadım bugün ya. İstemiyorum diyorum. Hayır. Ne istemiyorsun? Ne oluyor? Ben anlamadım ya. Gitmiyorum. Sabahtan beri ne yaptığımı da anlamadım ya. Sen şu an 55 yaşındasın. Gitmiyor. Hala üniversite okuyorsun. Ne 55 yaşında? İki de bile 55 diyorsun ya. Niye 55 yaşından bahsediyorsun sen? Ha 65 yaşındaydı. İki de bile 55. Gitmeyeceksin. Sen nereye? Ben istersen gönderirim seni her yere. Gitmiyorsun. Tuğba Hanım oldu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu kadar basit. Kendi 50 yaşında, 55 yaşında üniversite okuyorsa bu kızın... Sen de 65 yaşındasın, ne işin var burada? Yapmam gerekeni yaptın, gelsin öyle. O kadar gerdirmişsin, 65 yaşındasın. Senin ne işin var? Ben mi gerdirmişim? Gerdirilen surat belli benim değil. Tamam mı? Yeter artık yani. Bize de yeter. Ben diyorum bak, ki... Bak Hacer abla. Bak ben sana güzel ediyorum ki istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Benim birden ona çıkmam çok hızlı oluyor. Rica ediyorum, ben sana saygımı koruyorum. Ben de saygımı koruyorum. Saygımı koruyorum. Sen niye tartışıyorsun benim şu an korumam, ya? Ben diyorum bak, ki... Bak benim korumam bir yerden sonra bitiyor. Bak ne kendimi yapacaksın? Sana karşı koruyorum. Ne ben yapacaksın? De uzak dur. Gerçekten ciddi söylüyorum. Tövbe yarabbim, nelerle uğraşıyorum. Aa çok şaşırdım şu an. Çok güzel bir jest var burada. Senin tepkin bence biraz fazla. Üstelik ben sana dün sordum. Nursel Hanım, biz kendimiz istersek yurt dışına bile bu şekilde bir eğitim için gönderebilirim. Gerek yok. Bizim adımız ve soyadımız var. Yani bu şekilde promosyon mu diyeyim artık, burs mu diyeyim. Mutluydu. Bu şekilde şeylere ihtiyacımız ama yok. Dün, ben isterse yurt dışına bile... Dün Hulusi Bey bağlandığında teşekkürler kabul etmiyoruz. Nezaketen mecburen yapmak zorundaydık. Orada telefon ucunda birisi vardı. Onlara karşı bir şey söyleyemedim. Hani bizim sanki bu işe ihtiyacımız varmış gibi de hani İhtiyaç yokmuş değil. Gibi. Ben yetenekli dedim. Sen başka yere çekme. Senin ihtiyaç sahibi olmadığını ben zaten biliyorum. Konu kendini şöyle yani. kendini aşağıda görürse bilemem. Ben ona öyle demedim. Kızda yetenek var. Evet. Siz de burslu öğrenciler alıyorsunuz. Lütfen Aleyna'yı da değerlendirir misiniz dedim. Ayrıca biz hani sizin villanızı, arabanızı konuşuyoruz. Yani paranızın olduğunu Nursel Hanım, parayla alakası yok. Yani şöyle bir duruma geldik ki hani buna bir şeyleri hani buna ihtiyacımız varmış yok. Gibi. Ya kız bizim, öyle bir şey demiyorum aşkım, ya. Aşkım yine söylüyorum öyle değil. Yani öyle ben gerçekten kendimi kötü hissettiğim için istemedim yani. İsterse dedim ben peki, seni tamam. Yurt dışına mesela gönderebilirim dedim. Mesela sana gelseydi dedim. Sen kabul etmeseydin şu anda. Bence bu hani nişanlısın sen daha nişanlısın diyorsun ya, bu nişanlı olduğun yanındaki kıza nasıl karışıyorsun bu kadar? Eğitimine kadar? Yani Nursel Hanım, eğer ona gelen hediyeyi bile geri çevirtiyorsun. Ben şunu söylüyorum, eğitim alacaksa ben kefilim, ben onu yurt dışına dahi gönderebilirim. Bugüne bu kadar niye gönderemedin?
Kendisi istemedi. Kendisi Yiğit'le beraber gitmek istedi. Buralarda bir yere gitmek tamam, istedi. Tamam nişanlım yani. Yiğit'le beraber gitmek istedim. Doğru. E tamam ben de onu diyorum. Ya bak dün sen benden daha çok şu an ben eğer bu teklif... Yani nezaketen ne yapalım? Adını duydun ondan sonra. Hayır hayır. Teklif eğer yine benden Hacer ablaya gelseydi şu an böyle bir problem yoktu. Sırf Aleyna'ya geldi diye bu problem. Aynen sen teklif kayınvalidesin. Ha ben ön planda değilim. Benim gelinim ön planda. Ben bu kadar şey değil bu. Ben bu kadar yani kendini gelininden de öne atan bir kayınvalide ilk defa görüyorum. Beyhan abla, dün iyiydik, mutluydu. Hacer de mutluydu. Başka bir şey mi oldu? Ya Nursel Hanım, daha düne kadar diyordu ki gelin atabilmiş, ya nasip daha nişanlısın bu kadar büyük şeyler. Bugün de diyor ki seni yurt dışlarına gönderirim. Evet. Daha nişanlı kızı, her şeyi. Çantasına bir anda elim açık oldu çünkü Tuğba'nın adını duydu. Bir anda biz her şeyi yaparız, her şeyi karşılaşırız. O ne biliyor musun? Aleyna bir tık benden önde olmasın. Evet, ya, ne konu Tuğba değil. Konu yani. Star'ın hep Aleyna olması. Ama aslında bu program neye bak, gelinin mutfakta, kaynanam odada değil. Gelinin mutfaktaysa senden önden, yani sen çelenle bir yere kadar öne çıkabilirsin. Gelin, o genç kayınvalidesiz çıkabiliyor mu buraya? Ay var ya kendini çıkabiliyor çok önde çıkabiliyor mu görüyor. Çıkabiliyor mu çıkabiliyor. Öne almakla alakası Hacercim, yok ki bu işin. Hacercim, ben istemiyorum. Hacercim dur bir dakika. Aleyna, şu anda sana gelen bir teklif var. Çok güzel bir fırsat var. Şu kayınvaliden de gidemezsin diyor. Ne olacak? Vallahi ben Nursel Hanım giderim. Gidemez. Her şekilde nişanlısın nişanlısın demeyi biliyor. Ben gidemez. Nişanlıyım. Bu kadar da karışması fazla. Tuğba bir jest yapmış. Konuşmuş. Beraber gidip geliriz. Aynen Tuğba ile gidip gelirim ben. Sen gidemezsin. Ben giderim. İzin vermiyorum. Giderim. Gidemeyeceksin. Giderim de. Niye gidemeyeyim? Görürsün. Gideceğim. Gidemeyeceksin. Gideceğim. İzin vermiyor. O zaman... Eğer sorumluysan, senin hayatında birisi varsa ondan izinsiz gidemezsin. Niye? Bu neden izin vermesin Yiğit'e ki? Sordum. Hayır, Yiğit'le de konuşacağım. Gidemezsin. Yiğit'e konuşacağım, konuşmadım. Allah Allah, çok değişik geliyor. Yiğit bana. Gönderir seni gideceksen bir yere, tamam ya mı? Ya ben Yiğit'ten niye izin alıyorum? Hayır, hayır. Niye izin alacaksın? Yiğit vallahi öyle bir gönderir ki. Göndermez. Öyle de bir gönderir. Ben onunla konuşacağım ve böyle göndermeyeceğim. Kendine esir almış gibi davranıyor Hacer abla. Yani şu an evet. Şu an esir al bu bizim yer. De benim dediğim diyor. Benim gelin eşim, değil yani. Eşim. Eşim. Madem öyle benim de bir teklifim var. Bu kurs 3 ay falan sürmüyor muydu? 3 ay. Sen kurs getiriyorsan ben de sana ev getiriyorum. 3 ay önce gel. Evin benden. İstediğin gibi kal. Ben sana A'dan Z'ye ne ihtiyacın varsa arkandayım. İnternal destek. Sırf Hacer Hanım'ın inadına da yapıyorum. Bunu da açık açık burada belirtiyorum. Altını da çiziyorum. Sen de kalacak 3 ay boyunca. İstedi 3 ay mı 5 ayda kalabilir. Kapımı açıyorum. Gel. Ben asla kabul etmiyorum Nursel Hanım. Kimsenin evinde kalamaz. Kesinlikle neden? Yani. Hayır kalamaz. Ama sen böyle her şeyle karışacak mısın? Atıyorum arkadaşlarıyla bir yere gitmek istese ona da mı karışacak? Hayır o gidebilir ama bu konuda kesinlikle kararlıyım. Hiç kimsenin evine gidip kalamaz da. Aleyna kaldı daha önce eşimin evinde. O benden habersiz kalmış. O zaman eğitim yoktu tabii. Yine habersiz kalacak. Evet Aleyna, benim haberim sonra. Kendi ailenden bu kadar izin alıyor musun? Hayır ihtiyacı yok ki. Aklı yok bu başı boş dolaşıyor izin almıyor bu. Aklı başına nişanlanacak evinde. Ben neyden söylüyorum? Ben neyden söylüyorum yani? Hacer şey abla, aşkım ben valla duramayacağım yani söylemeden. Gerçekten çok büyük bir fırsat var burada. Ve o bir birey kendi karar verebilir. Kimse, kimsenin eğitimse özellikle asla karışmamalı. Kayınvalidesi de olsa, kendi annesi de olsa. O zaman şöyle bir şey... Sen de öğrencisin, okumayı, gelişmeyi ne kadar seviyorsun. Nursel Hanım, o zaman şöyle bir şey isterim. O bize fırsat sunan... Hulusi Bey'e ben ücretini ödeyerek göndermek istedim. Onu şimdi ben ücret kabul para değil ben burs olarak kabul etmiyorum. Hayır, tamam. Para değil. Hayır, hayır. Onu para değil. Şu anda, ay, şu an olabilir. Ya eğitimine engel olmadan ne yaparsan. Ben eğitimine engel olmayacağım. Daha istersen başka yere gönder ama ben o gönderdiğin yerde bana söyleyeceksin yani. Tabii tabii. Aleyna sen de gideceksin illa. Tabii ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle aşkım. O parayı verir ama 10 kere burnundan getirir Aleyna Hanım. O da ayrı konu bak. Bir onu sezonda onu çeker. Bu konu Aleyna kaç yaşında insansın? Kendi kararını kendin verebilecek yaştasın. Boyun bence bükme. Kendin karar ver. Sana diyorum ki bak Gönül teyze yani karıştıramamışsın demek ki. Bundaki lezzet bunda yok. Eğer ya var dedim. Lezzet bunda yok. İkinci de bir dakika Nursel Hanım lezzet aldım dediniz. Ama bundaki lezzet ben mi söyledim? Bunu bak, siz söylediniz.
Bunda daha yedim gibi ne dedim? En lezzetli bu geldi dedim. Tamam bak ben 5 demiyorum. 4 diyecektim. Yo, benim hakkımı verecektin yani. 4 de vermem dedi, sordu. 4'ü sordu, hak etmiyor. Benim dört lezzetli yok. Tabağıma 2 veriyorsunuz. 6 lezzetli, üstü lezzetsiz, yarım yamalak tabağı 3. Sen ya, doğru yememişsin. Gel. Doğru yememişsin. Bu tabağa bayıldık. Şuradan ucuz yırttık, onu da kabul edelim. Vallahi gerçekten o Tuğba çıksaydı haftanın başında ipler gerilirdi. Onu da yumuşak hani güzel açmış. Şanslı kadınsın kimse, dedim. Şimdi bu tabak ya yeni gelinimiz Selda'nın ya da Tuğba'nın. Bunu beğenmedin. Beğenmedim. Hiç. Tamamlanamamış olduğunu düşündün ve bir verdin. Açar mısın? Tuğba. 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 Afiyet olsun. Biliyorum. Seninki. O yüzden zaten bir aldım. Kızım seninki var ya. 5 aldı, bize bir verdi biliyor musun kayınvalidesi? Ya Hacer, Hacer'i kapıdan yolladık, bacadan mı geldi demek ki? Evet. Gönül teyzeciğim. Yani herkesin ağız damak tadı farklı. Sen artık orada burada tecrübe edinmişsin, gelinin tabağını biliyorsun. Heh, her gün bir veren Gönül teyzen. Cuma olabilir. Ayağı ezberlemiş. Bana denk geldi biri. Bir saniye, sen gelmeden Cuma'yı izleseydin. Evet. Verdiğim bir tatlı da bir. Yapmayan kim olursa bir verdi. Sen buradaki tabaklardan şu dördüncü tabağı karıştırdın. Benim tabağımla bir karıştırsaydın. Seni karıştırdım. Bir karıştırsaydın, bir olur tarafına bir baksaydın. Aşkım ben. Şurada 3 numara 2 kere tadına baktım. Ve eğer var ya bak, o tabak benim olsaydı senin taban, Gönül annem o tabağa neler söylerdi. Doğru ya, yamamışsın. Söyledim. Demedin. Dur, yerken ben o tabak, ben dedim ki acaba doğranmayan tabak hangisi diye düşündüm. Sana neden yorum yükleniyor yapmadım. Çünkü sen tecrübelisin, böyle bir tabak ortaya koyamazsın. Öyle değil, hayır, daha açılmadan yorum yapılırken. Ha, benim kayınvalidem de alışmış, ben hep iyisini yapacağım, en güzeli yapacağım. Ya. O gelecek böyle çat diye en güzeli bulacak. Dedim, siz ne lafı dinlemiyorsunuz mu? Suyunu bile, suyu bile duruyor. Neden dedim. Sen hayatında 2-3 kullanmadın, bugün kullandın? Aa neden? Çünkü beni buldu. Bana 5 verdi ya, rakipleri yakınlaştırması lazım. Ben harika tabak çıkarıyorum, 2 alıyorum. Sen kendi tabağını niye 1 aldı diye sorgulayamazsın bile. Ben kayınvalidemin çeyizlerini öğrenemedim ama öğrendiğim başka bir şey var. Ne? Neymiş? Kasasını öğrendim. Aa! Evet, ne kasasını öğrendim. Evde kasa varmış. Aa! Şaka! Bu saçı sakladığı kasa mı? Hayır, saçı sakladığım kasa falan değil. Bu evde ayrı. Ayrı bir kasa. Bir gün kasa. Kasalar ailesi. Bir şey söyleyeceğim, anlatıyorum size olayı. Beni yemeğe çağırdı kayınvalidem. Ondan sonra baktım, odaya giriyor çıkıyor kilitliyor. Odaya giriyor çıkıyor kilitliyor. Ben de anlamadım, normalde kilitlemez. Hani Yiğit'e dedim ki o odada ne var? Evet, bahsettiği şeyde bir hani sakladığım bir yerim var. Kasaya benzer bir şey. Ama onun ne alakası var bununla, ben onu anlamadım. Ona ne yani? Ya ona ne? Sakın, kesin kasada bir şey var. Yok kesin. Be, bizim yani etimiz ne, budumuz ne? Ya ben alındım. Sonuçta ben de o evin bir geliniyim. Hı. Her gittiğimde odayı kilitliyor. Ben de sadece nedenini sordum. Yani ondan doğal sonra, olarak. Aynen, bakın neden kilitliyor dedim. Sonra Yiğit'e söyledim. Yiğit dedim, annen dedim odayı neden kilitliyor dedim. Bak ben kendi üzerime alınıyorum dedim. Hı. Ondan sonra Yiğit de dedi ki, senlik bir şey yok. Yani merak edeceğin, hani merak ediyorsan gel ben sana göstereyim dedi. Ondan sonra gittik kasanın oraya, hatta kasanın şifresi bozuk olduğu için annem de tedbirle odanın kapısını kilitliyor dedi. Ondan sonra geldik, bakıyorum, bir de ne göreyim? Ne gördün? Ne gördün? Her şeyi tahmin ediyorsunuz ya, bunu da edin, ne gördüm sizce? Ne gördün? Sen, altın. Hayır canım, ben hayır canım. Kıl tüyü diye şaşırdım. Hepsi. Hayır, kıl tüyü falan değil. Ben Yiğit'in göbek bağını gördüm. Kadın bunu saklıyormuş. Neymiş efendim? Göbek bağını neden evde saklıyormuş? Evine bağlı olsun diye. Sen oğlum göbek bağını kasada mı saklıyorsun? Evet, saklıyorum. Niye bir taş koyuyor, bir sandık? Hayır canım, ben onu tabii ki bizim orada yani şöyle bir şeye inanıldığını söylediler. Evine bağımlı, bereket getirdiğini, ne bileyim çocuğunun evine düzenli olarak hani gelip şey olduğunu falan söylediler. Ya iyi de bu özel bir şey yani. Niye bunu burada dile getirdi onu anlamadım yani. Yani annesine kendi evine bağlı olsun diye, bir yere gitmesin diye. Aleyna! Allah aşkına yeter artık ya! Ta üzerime kadar bu ev
niye getiriyorsun? Özelini falan ben buraya getirmiyorum. Ya sana ne benim çocuğumun göbek bağında? Sen her şeyi getirirken sıkıntı yok da ben burada alelacın oynadığı falan mı? Devam et böyle yapmaya. Çok güzel yapıyorsun. Aferin, alkışlıyorum seni. Ne yapıyorum seni. Ben? Bana kızım söyle. Artık büyü büyü. Büyüdüm ben zaten. Çıkartın. Ben sizin gibi davranıyorum. Siz bana nasıl davranıyorsunuz? Sizin gibi. Sen benim gibi asla davranamazsın. Keşke benim gibi davransaydın. En azından bu şekilde olmazdın. Hala çocuksun. Ben kendimi anladım da. Çocukça davranan. Seni. Bence yaşım büyük çocuk çocukça davranan sensin. Gerçekten yeter sakin artık ol, ya. Sakin ol arkadaşlar. Yemin ederim yeter ya. Çocuk ya neyini ne? O zaman benden niye saklıyorsun? Sana ne? Sana ne? Benim özelim sana ne? Saklıyorsun, ben kendi üzerime alınıyorum. Bir dakika, kendi oğluna kızması lazım. O açmadı mı kasayı? Sonuçta evet, sen nasıl açtı. Açacaksın? Sen sonuçta anahtar şey sende yok, şifre. Oğlu gitmiş açmış. Madem öyle, o kadar özel bir şey de değil. Bu kadar çıldıracağı bir şey de yok. Göbek bağını kasalara kitlemek nedir? Ya kayınvalidem kıskanıyor. Yiğit'in bir gün benim olacağını hala kabullenemedi. Beni kıskanıyor ya. Ya gerçekten artık yemin ederim bu Aleyna'nın bu durumları, çocukçu hareketlerinden artık bıktım. Ya ben size bazı şeyleri anlatsam siz ne yapacaksınız acaba? Ne anlatacağım? 10 gün önce anne dedi elimi ayağımı öpecek. Ne olur anne şu arabayı bir ver, kardeşimi gezdireceğim. Hadi dedim kıyamadım, vereyim. Ana bir baktım kendisini artık buraya çıktı, ünlü görüyor ya. Evet. Flaş çakıyor zannedip aynı radara 4 defa takılıp 12 bin lira trafik cezası ödedim. Aa. İyi de 12 bin lira etim ne budum ne? Sen cezayı bırak anlar, orada anlattı ne? Bir yere 4 kere ceza yer mi? Nasıl bir insan ya bu? Ya insan Allah'ını severse ben bunun adım atıyor para, arkamı dönüyor para, önümü dönüyor para. Niye aynı yere 4 kere dönmüş Hacer, derdi ne? Flaş çakıyor zannetmiş, anladın mı? Ünlü ya. 4 kere orada flaş çakıyor zannedip benim bir geçmiş para, 2 flaş çakmış para cezası, 3 flaş çakmış para cezası, 4 kere gelmiş bir daha flaş çakmış para cezası. Sen yanında değil miydin? Değildim, ona verdim. Hmm. Aracı hanımefendi kardeşini gezdirecekmiş ya. 4. de anlamış. Çocuk değil mi bu sence? Çocuk. Maşallah. Yeter artık. Çok erken anla. Büyümüyor, büyümüyor. Niye? Çünkü işine geldiği gibi davranıyor. Duarte 4 kere dönmüş. Daha da dönebilir. Çok daha belli olsun. 24 milyar gelir. Başı dönerdi, başı artık o kadar. Vallahi hiç belli olmaz bu Aleyna. Dönmüş döneceğini, daha ne dönsün, 12 milyar para dönmüş başı. Kim ödeyecek? Araç ne, kimde? Ben ödedim. Eyvah. Sen de ödemeseydin, neden ödedin? Niye ödemeyeyim? Araba zaten benim üstüne kağıdım bize gelecek. Kağıdım üstüne atsaydın. Bize gelecek. O zaman niye söylüyorsun? Niye söylemeyeyim? Senin gibi içini mi boşandın? Aşkım senin içinin değil mi o? Darenmişim içini boşandın. İnsan tamam gönlünün açıklarını kapatır. Sen açıklarını çıkarıyorsun. Bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Hangi birini kapatayım? Aleyna mı yoksa Yeşim mi? Gerçekten çok tartışma yaratacak bir tabak bu. Günün en pırlanta puanı ellerimizle rakibe mi gidiyor yoksa gelinine mi gidiyor? Hazır mısın? Hazırım. Ay hadi aç. Kalbim çarpıyor. Çarpar tabii. Kendim bir strateji yaptım, bakalım neler oldu. Aç görelim şekerim. Hızlı. Aleyna. Tebrik ederim. Çak. Helal olsun. Benim tabağım kığ mı olmuş, ne olmuş? Gıl olmuş. Kılbın? Gıl olmamış. O ne demek? Ben de aklımda olmamış. Şimdi şey deyince, Yiğit deyince, biz de öyle deriz. Gıl demek, yani demek, hani böyle kum gibi, böyle ağızlandığı zaman. Yani ha. Bulgur çok, bulgur işte. Onun da bulgur demesi, ha. Evet. Şu 3. tabak gıl olmuş. Gıldal olmayan çok güzel olmayan kızım gıl. Senin tıkısın var da benim gıldım niye sana söylemiyor? Sana bir şey, siz tıkıza verdin. İşte seninki tıkız. Hayır, tıkız deyince sen tıkız görmemişsin. Benimki, seninki tıkız. Benimki tıkız oluyor, o gıl oluyor. Gıl. Ya lütfen otobanı savunma. İlk önce bir lügatı çözmemiz lazım da. Yok,
pratiği ben çok iyi bilirim gığılı. Benimki... Tamam, savunma. Senin savunmama. Bir dakika. Tabii kötü gözüküyor. Bak, şimdi Nimet'in bir şey demek istemiyorum da Aleyna bana yemek dersi verecek. Son insan sensin. Seninki biraz bak şey olmuş, akmış yani. Akması gerekiyor ya. Harika yani. Bunu affedersiniz. Şöyle alsam şat desem yani bir yere löp diye kalır. O çiğ köfte değil ki. Aynen öyle. İşte kıvamı öyle diyorum. Löp diye kalır. Harika. Bak, ben ağızda o kadar... anlarım. Öyle olmaz işte. Bak bu ben muhallep size... ağızda o kadar bak, güzel dans ediyor ki. İyi tarafından yani, bakın. Yani ye dur ye dur yani. Ne yüz ölçümünü, şerbet yeterliliğini burada bizden öğrendiniz. Böyle tavayı vurmaya kek nasıl eşit oldu bizden öğrendiniz. Sizden mi öğrendim? Ben kaç yaşında kadına hiç kimseden öğrenmez. Hayır ben çok güzel yaparım. Biz söyledikten sonra bunları tekrar etmeye... Ya ayıp değil. Ben çok güzel... Siz gelinizle ikiniz. Kimden neden bir şey öğrenmeye kapalısınız? Hayır ben biliyorum ki... Bu kadar geldiğinden beri söylüyorum. Mesela ben de sizden bir şey öğrendim. Kıl. Hayır. Ben de senden tıkısı öğrendim. Dedim mi tıkısı öğrendim diye. Hacer abla, bir de Hacer abla ağzıyla santim ölçüyor burada. Evet. Benim için yüz ölçümüne bakarsanız orada nasıl bir inşa var mesela. Nerede? Bak Tisa şurada. Filesi. Kızın şuradan yakaladı. Benim gelinin masası yamuk. O yüzden siz zaten fix, ben sizi düşünmüyorum. Neden? Benimki de yamuk. Ama sen üçüncü tabak değilsin. Onun üçüncü tabak takıntısı var. Her gün geliyor üçüncü tabak. Aynen. Ne? Anlamadım. Burada kayınvalidelerde var o. Var siz, size özgü bir şey değil. Bazı kayınvalidelerin numaraları bir takıntısı var.